Aşağıdaki şekillerde her birinin genişliği 2 santimetre olan 4 bölmeli sürgülü bir dolap görülmektedir. Dolabın yüksekliği 150 santimetredir. Dolabın ortadaki iki bölmesi her iki tarafa kulpları yardımı ile diğer bölmelerin arasındaki kalacak şekilde açılabilmektedir. Ortadaki iki bölmeler arasındaki boşluk 100 santimetre olacak şekilde açılıyor. Buna göre dolap açık iken kapakların görünen bölgelerinin toplam alanı santimetre kare cinsinden verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ilk şekle bakalım. İlk şeklimizin alanını bulalım. Şuradaki uzunluğumuz 4x. Buradaki uzunluğumuzsa 150 olarak verilmiş. Bu durumda 4x ile 150'yi çarpalım. Çarparsak 600x yaptı. Buradaki alanı hesaplamak için artık ne yapacağız? Toplam 600x'lik alandan şu bölgenin alanını çıkaracağız. Buradaki uzunluğumuz 150 santimdi. O bölgenin alanını bulalım. 100 ile 150'yi çarpalım. O da 15.000 yaptı. Yani 600x'ten 15.000'i çıkarırsak bizden istenilen alanı bulmuş oluruz. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıda yarış ortaokulunda seçmeli müzik ve spor derslerini seçen öğrenci sayılarının dağılımını gösteren tablo verilmiştir. Tablo ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre spor dersini seçen kız ve erkek öğrenci sayıları arasındaki fark kaçtır? Birinci verilen bilgiye bakalım. Müzik dersini seçen kız öğrenci sayısı yani 4x-60, spor dersini seçen kız öğrenci sayısından 20 fazladır diyor. Bu durumda 4x-60 neye eşitmiş? Spor dersini seçen kız öğrenci sayısının 20 fazlasına. 3x artı 80'e. Değil mi? 20 eklediğimizde. 3x'i bu tarafa 60'ı diğer tarafa aldım. 4x-3x 80 artı 60'a eşit oldu. Bu durumda x 140 oldu. Daha sonra spor dersini seçen erkek öğrenci sayısı müzik dersini seçen erkek öğrenci sayısının 2 katıdır diyor. Yani bunun 2 katına eşitmiş. Bu bilgiden yola çıkalım. 2 ile ne yapacağız? 3x-60'ı çarpıp spor dersini seçen erkek öğrenci sayısını bulacağız. Çarparsak 6x eksi 120 oldu. Daha sonra spor dersini seçen kız ve erkek öğrenci arasındaki farkı istiyordu bizden. Yani ne yapacağız? 6x eksi 120'den 3x artı 60'ı çıkaracağız. Buradan 6x eksi 120 parantezin önünde eksi olduğu için eksi 3x eksi 60 oldu. O da 6'dan 3'ü çıkarırsak 3x eksi 180'e eşit oldu. Artık x gördüğümüz yere ne yazacağız biz? 140. Bu durumda 3x eksi 180'de x gördüğümüz yere 140 yazalım. Şurası 420 yaptı. 180 çıkaracağız. 0, 4, 240 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir kenarı A olan karenin alanı A karedir. Elif matematik dersinde geometri tahtası üzerinde esneyebilen lastik yardımı ile şekil 1'deki karesel bölgeyi oluşturmuştur. Daha sonra lastiği şekil 2'deki gibi çivilere takmıştır. İki çivi arasındaki mesafe x artı 2 santimetredir. Şekil 1'de oluşturulan karesel bölgenin çevre uzunluğu 64 santimetre olduğuna göre şekil 2'de oluşturulan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle şekil 1'deki çevreyi bulalım. Bir kenar uzunluğuna x dersek, pardon burada vermiş zaten. İki çivi arası x artı 2. Şurası x artı 2. Burası da x artı 2. O zaman bir kenar uzunluğumuz 2x artı 4 oldu. Çevresini bulmak istersek 4 ile çarpacağız. Kare olduğu için şeklimiz. O da neye eşitmiş? 64'e. Çarparsak buradan 8x artı 16 64 oldu. 16'yı diğer tarafa atalım. Buradan 8x eşittir 64 eksi 16. 8x eşittir 48 geldi. Her iki tarafı 8'e bölersek x'i 6 olarak bulduk. Artık buradaki şeklimizin alanını soruyordu bize. 2 çivi arası x artı 2 idi. 6 ile 2'yi toplarsak 8 oldu.
Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 8'i çarparsak 40 santimetre yapıyor bir kenarı. Alanını bulmak istiyorsak 40 ile 40'ı çarpacağız. Çarparsak o da 1600 santimetre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir reklam firması hazırlayacağı tabelaların alanlarına göre ücretlendirme yapmaktadır. Bu ücretlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ahmet yeni açtığı iş yeri için bu firmaya alanı 45 santimetre kare ve 110 santimetre kare olan iki tane reklam tabelası yaptırıyor. Buna göre Ahmet firmaya kaç lira ödeme yapar? Şimdi tabelamızın biri 45 santimetre kare. Bu durumda baktığımızda alanı 0 ile 50 arasında kalıyor. Yani ödeyeceği fiyat da 2x artı yüzde x gördüğümüz yerine yazacağız artık 45. O zaman 2 ile 45'i çarpıp yüzde toplayalım. O da 190 lira yapıyor. Daha sonra 110 santimetre kare yüzden büyük. Yani buradaki şarta uygun. Bu durumda ne yapacak? 800 eksi 3x ifadesinde x gördüğümüz yere 110 yazacağız. 800 eksi 3 çarpı 110. O da 800 eksi 330 yaptı. Yani çıkarırsak 0, 7, 470 lira. İkisini toplayacağız artık. 470 ile 190'ı. O da 660 lira yaptı. Yani doğru cevap seçeneğimiz değişik.